Serbest 8'den herkese selamlar. İş yapar mı serisinin bu bölümünde Beşiktaş'ın yeni stoperi Joe Worrell hakkında konuşacağız. Sizin de yorumlarınızla birlikte Beşiktaş'ın acil bir stoper ihtiyacı vardı. O stoperi en azından kısa vadeli çözüm olarak Nottingham Forest'tan bulmuş gibi gözüküyor. 1997 doğumlu 193 boyundaki stoper Beşiktaş'a katılacak. Zaten maçı da tribünlerden izlemişti. Feyoz Hoca'nın açıkladığı duruma göre 6 aylık daha doğrusu Mayıs ayına kadarki performansına bakıldıktan sonra sözleşmesini uzatma ihtimali var Beşiktaş'ın. Ee, kısa vadeli bir çözüm ama ekstradan boyuncunun tuttuğu görülürse e, uzatma ihtimali var. Peki tutar mı bu transfer? Joe Worrell sadece geçici bir çözüm mü yoksa uzun vadeli de Beşiktaş için kullanması gereken bir stoper mi? En azından ilk bakış olarak nasıl bir izlenim var? Bunu birlikte konuşalım istiyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olmayı, videoda beğenirsek beğen butonuna basmayı unutmayalım. Akşam 9.30'da canlı yayın var. Beşiktaş'la ilgili ağırlıklı konuşacağız. Semikl soy konusu, Joe Worrell konusu, transfer planlaması, Euro 2024'te nasıl bir kadro çıkar gibi soru cevap peşlerinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizi de bekliyorum davetimiz vardır efendim. Ee, şimdi Joe Worrell. Önce planlama açısından değerlendirelim. Şimdi görünen o ki Beşiktaş e, planlama yapıyor diye düşünüyorum. Bu sezon zaten Fenerbahçe ve Galatasaray ayrı bir lig oynuyor. Kendi aralarında 1-2 belli. Daha sonra Beşiktaş şu an zaten 3. durumda. Hiç transfer yapmadan e, felaket mi tabloya, felaket mi senaryo, senaryo rağmen Simi Kılıçsoy'un parlamasıyla birlikte şu anda ligde 3. konumunda. Buraya biraz bir iki ekleme yapalım. Bunlar gerekirse geçici çözüm olsun. Mayıs ayına kadar e, sözleşme imzalayacağımız oyuncular olsun. Ama elimizde hiç bulunmayan e, oyunculardan olsun bunlar özellikle. İşte stoper bölgesi, 6 numara bölgesi. Bunlara acil kısa vadeli de olsa bir çözüm getirelim. En azından ligdeki üçüncülüğü, dördüncülüğü garanti altına alalım. Belki Türkiye Kupası'nı kazanalım. Ama asıl planlamayı yazı bırakalım. Datalar, datalar oluşturalım. Hem genç oyuncuların olduğu hem işte kendi kulübünde oynayamayan önemli oyuncuların olduğu bir datadan bahsediyorum. Belki Semih Kılıçsoy'dan çok çok ekstra Getson Fernandes, Semih Kılıçsoy gibi isimlerden ekstra ekstra bon servis getirisi de kazanırsa ki Sami ciddi bir beklentisi olacaktır Beşiktaş'ın. E, o gelirle de güzel bir takım dağılımı olacak şekilde her bölgeye transferler ekleyelim gibi asıl planlama yazı bırakılıyorsa e, bir mantığı var diye düşünüyorum ama bu gerçekten planlı bir şekilde yapılıyorsa buna zorunda kalmak başka planlı bir şekilde ilerlemek başka Beşiktaş bunu e, planlı bir şekilde hareket ediyorsa çok inanılmaz itiraz edilecek bir durum değil. Ee, peki Joe Warrell bu konuda nerede? Açıkçası oyuncu profili en e, aklındaki profil hem de son maçlarında izlediğim kadarıyla e, gerçek anlamda akşam pazarı stoperi diyebiliriz. Yani şöyle şundan bahsediyorum. Beşiktaş'a gelsin, seviye arttırsın, birkaç gömlek yukarı çıkarsın değil de ya hiç güvenilir stoper yok. Stoper gibi stoper hava toplarında rakibi karşılayacak, ceza sahası içerisinde durmayabilecek. Gerçek anlamda bir stoper eksikliği var Beşiktaş'ın yazdığı, ilk planda yazdığı Omar Koleyler dahil olmak üzere hiçbiri aslında tam olarak savunmacılık anlamında gerçek ve işler stoperi kalitesine yakın oyuncular değiller. Orada zaten bir kalite eksikliği olduğu için, çok derin bir eksiklik olduğu için en azından gelsin birisi idare etsin bizi Mayıs ayına kadar götürsün. Sonrasına bakarız. Belki daha iyi stopere geçeriz. Belki de World beklentiler üstü performans sergiler. Onun sözleşmesini uzatırız gibi kısa vadeli çözüm. Akşam pazarı Nottingham Forest'ta Forma şansı çok düşen ki bu konuda Nottingham Forest doğru bir kulüplerden bir tanesi, Galatasaray da oradan buldu, 5-1 stoperini oradan buldu çünkü çok fazla transfer yapıyor Nottingham Forest. Ciddi para harcadığı bir bölge ciddi bir para daha harcıyor, bir anda garip bir kadro erozyonu da olabiliyor. Mesela oradan ama Felipe gelse daha çok mutlu olurdum onu söyleyeyim. Felipe de biraz da sakatlığı seviyle bu sezon daha az oynadı. Belki Felipe ihtimali daha güçlü olabilirdi. 5 gerçek alanda lider stoper kıvamına daha yakın bir oyuncu. Ama onda sakatlık problemi var. Joe World daha en azından fiziksel olarak daha hazır bir oyuncu. Joe da karar kılınmış. Ee, böyle değerlendirmek lazım bu transferi. Çünkü oyuncunun yapabileceği ekstra özellikler, artı özelliklerinden bahsedince zaten sizin kafanızda da bu tip bir planlama belirilecektir Joe World konusunda. Artı özelliklerinden başlayalım o zaman oyuncuyu anlatmaya. Nasıl bir oyuncu sorusuna. Bir kez Joe denilince aklıma ilk önce hava topu özelliği geliyor. 1.93 boyunda ama sadece boydan ibaret olan bir hava topu kuvvetinden bahsetmiyorum. Sıçrama zamanlaması, havaya çıktığı zamanki vücut dengesi bu da önemlidir. E mesela işte Demir Ege'den örnek vereyim. Çok uzun bir oyuncu ama henüz ince, sıska bir oyuncu olduğu için hava topuna kalktığı zaman kolay dağılabiliyor. Yani sadece boy demek eşittir hava topu başarısı anlamı demek değil. Joe ama kuvvetli bir oyuncu olduğu için 1.93 boyu hem de sıçrama becerisi olduğu için gerçek anlamda hava toplarında iyi bir stoper olduğunu söyleyebiliriz. E, rakibe biraz baskı yapıp uzun vurdurduğunuzda orta sahaya kadar gelir kafa topuyla karşılar. E, hava topu demek sadece işte derinde savunma yaptığınızda rakibin kenar ortalarını karşılayacak demek değildir. Aynı zamanda rakibe baskı yaparken de stoperlerinizin orta saha yaya kadar gelip rakibin uzunlarına kafayla topu açıkması ve o topu sizde kalmasını sağlamasıdır aslında hava topu özelliği demek bunun en çarpıcı örneği hani Manchester United'ın işte Roma'yı yedi attığı dönemlerde Alex takımını hatırlayın. Geri dörtlü tamamen uzun oyunculardan, gerçek anlamda hava topunda üstün oyunculardan oluşuyordu. öndeki dörtlü pres yapıyordu, rakibi uzunla zorluyordu ve geri dörtlü tamamen fiziksel ve uzun boylu oyuncular olduğu için o toplar hep United'da kalıp baskıyı devam sürekli hale getiriyordu. O yüzden o top önemli yani baskı yaparken de kendi ceza sahasınızı yakın soğumu yaparken de. Bununla birlikte bir arsızından daha bahsedebiliriz sadece bu hava topu özelliği de değil çabukluk olarak da takımlarda derinde savunma yapmada da idealle yakın bir stoper olabiliyor. Kaleden uzakta savunma da yapabiliyor Joe Zaten İngiltere takımlarında oynayan işte Nottingham Forest bile olsa bu takım. Belki işte şampiyonluk ya da Avrupa kupalarına katılma hedefi yok Nottingham Forest'ın. Ama Premier Lig'de oynayan stoperlerde genellikle bu özellik oluyor. Çünkü her zaman derinde savunma yapmıyorlar. Rakibe göre daha böyle gemilere yakarak, köprülere yakarak hücum ettikleri maçlar da oluyor. Mesela Nottingham Forest Burnley'in oynarken e, nispeten kendisinden daha zayıf gördüğü rakiplere karşı iç sahada ...işte Luton Town'la oynarken karesinden daha fazla e, uzakta savunma çizgisini kurup oralarda da topu karşılamaya çalışıyor. Jovir bu tip oyunlarda da yatkın. Derinde savunmalarda yatkın bir oyuncu. İki oyunu da oynayabiliyor e, ve hava topu özelliğini bu iki oyunda da gösterebiliyor. Aynı zamanda e, şöyle bir artı özelliği de var. Bunu oynayabilecek çabukluğa da sahip aslında. Hızlı hiç fena değil boyuna göre. Tabii ki boyuna göre konuşuyorum. E, bu oyuncu 1.82 boyundaki bir stoper olsaydı. E, Cordoba gibi mesela eski Inter efsane stoper. Çok acayip uzun boylu değildi ama e, uçurtmaydı bir stoper için. E, bu boya sahip. Aynı zamanda ciddi anlamda hıza sahip. Çok fazla stoper yok zaten. E, nadiren var. Joe World ortalama bir hızda sahip ama boyuna oranla bakılınca hızlı denilebilir alan kapatıyor yani çabuk ve oyundan düşse bile alanını kapatabiliyor. Bir de e, Joe için olumlu konudan bahsedeceğimiz şeylerden bir tanesi de şu aslında olumsuz özelliği çok baskın değil. Yani çok baskın bir olumsuz özelliği yok oyuncuda. Yani pasörlü olsun, top kullanımı olsun, şava topu, birebir karşılama. Daha kötü yaptığı özellikler var ama çok olumsuz bir özelliği yok. E, bu da onu biraz daha ortalama stoper idare eden, en azından orada bir stoper var dedirten bir e, Konuma çıkartıyor. Bu da aslında e, biraz olumlu özellik olarak bahsedebiliriz. Peki neyi daha az yapıyor? Joe Worrell? Bundan biraz konuşalım. E, bir kere birebir savunmalarda kolay oyundan düştüğünü, kolay çalım yediğini gördüm. Hele ki topla dönme yeteneği olan rakiplerine karşı. E, mesela işte e, Burnley'de sakatlık yaşadı da sonra. Sezon başında çok iyi form tutturmuştu. Kolesio diye bir oyuncu vardı sol kalan forvette. E, Kolesio ile karşılaştığında çok rahat bayıltıyordu Koleş'i onu gördüm yani. Hatta Chelsea'de skorerleri tartışılan ama topla dönme yeteneği olan Jackson da sorun çıkartmıştı Worola karşı. top topu alıp topla dönebilen çalım yeteneği olan hücumculara karşı oyundan düşebiliyor. Kolay çalım yediğini gördüm ben. Tabii ki bu kendi ceza sahasına yakın, kendi kalenize yakın savunma yaparken bu kolay çalımlar yemek sorun olur. Çünkü rakibiniz eksiltir sizi. Hemen şu taşısı yakalar. O yüzden biraz daha net hamleler beklersiniz bir stoperden. O konuda biraz eksi yazdığını söyleyebiliriz Joe Worrell'ın. Ee, bir de şu yine Beşiktaş seviyesi için konuştuğumuz için şöyle bir eksi tarafı var. Top kullanımı eksik bir oyuncu yani. Genelde garanti paslara yöneliyor. Çoğunlukla son dönemde üçlü savunmada oynadı Joe Worrell. O üçlü savunmanın kenarlarında sağ stoper bölgesinde bazen merkezde oynadı. E şöyle oluyor mesela e, oyun kurarken Nottingham Forest topu alıyor ve hemen yanına veriyor. Önünde boşluk olsa bile çok fazla dribblingle e, o boşluğu kat eden bir oyuncu olmuyor Joe World. Ama Beşiktaş gibi takımlarda rakibinizle genellikle üstünlük kurmaya çalıştığınız, e, baskı kurmaya çalıştığınız e, bir takım içerisinde mutlaka stoperlerinizin en azından bir tanesinin o boşluğu topla kat etme özelliğinin, biraz daha kilit açıcı pas atma özelliğinin oluyor olması lazım. Yoksa çok fazla kitleniyorsunuz. Kitlenirsin. dediğim şey de şu. Beşiktaş'a karşı çoğu rakipler özellikle iç sahada Beşiktaş'a karşı oynuyorsa şöyle bir durum oluşacak. Santaforları dahil orta sahanın gerisine kadar gelecek. Kaleci hariç 10 kişi topun arkasına geçecek. Orta sahada stoperlere bir boşluk alan bırakacak. Diyecek ki hadi burada oyun kurun diyecek mesela. Geride daha fazla adam sayısı olsun diye. Kendi takımlarında adam paylaşması daha fazla olsun diye. Beşiktaş'ta artı bir hücum edebilmesi için Oyuncuların bir tanesi topla çıkıyor olması lazım. Mesela Saiz bu yüzden önemli bir oyuncuydu. Bu yüzden Saiz gittikten sonra Beşiktaş'ın oyununda ciddi bir özün oluştu. E, topla çıkan, oyun kurma becerisi olan stoperler hele ki büyük takımlarda çok önemli. Orada işte Joe World ya da Koley'den bir tanesi topla kat etme, hatta rakibini eksilterek kat etme. E, i̇lla böyle işte ince çalından bahsetmiyorum. Rakip baskı yaparken hafif böyle topu dürtebilme, bir boşluğu bir boşluk kullanabilme özelliği olsa, üstüne bir pas atma özelliği olsa o zaman otomatikman sizi savunma hattıyla orta sahaya kadar taşındığınız için orta saldığınızda orada kalır. Mesela orta saldığınızda bir tanesi savunma arasına girmek zorunda kalmaz. Öyle olsa bu kez de yine eksi, eksi yazacak. Artı bir ol, durum olmayacak. Yani dört tane zaten savunmacım var. Orta saldan da iki tane adamı yaklaştır oyun kurmak için. E tamam onlar kurdu diyelim. E, bu kez hücumda eksiksin. Ama savunmacı stoper sizi taşırsa onu Orta sahalar ön tarafta kalıyor. Hücumcular zaten ön tarafta daha kalabalık bir şekilde hücum etme şansın var. Ve rakibi dengesini daha fazla bozma ihtimali var. O yüzden büyük takımlarda stoperlerden bir tanesi mutlaka ...topla hareket etme, oyun kurma özelliği oluyor olması lazım. Galatasaray'da Doğal böyle, hatta ikisi böyle. Yani Nelson'da bu konu biraz eksik ama Davinson ve Abdülkerim böyle oyuncu ikisi birden bu oyunu oynayınca domine ediyor mesela. Fenerbahçe'de Jadon topla çıkıyor, Jadon olsa böyle Ciku topla çıkıyor, çıkabiliyor. Boninç oynarsa bunları yapabilecek bir oyuncu. O yüzden Beşiktaş'ın işte da bu tip bir oyuncuya ihtiyacı var. Ama geçici bir çözüm olarak orada hani Bahtiyar stoper oynuyor Beşiktaş'ta işte uzun zamandır. Yani hiç stoperlik özelliği yok aslında. En azından orada bir stoperimiz olsun. Şu ligdeki konumumuzu garanti altına alalım. Asıl planlığı belki de gerçek yatırım yapılacak stoperi yazın alalım fikri için. Durumu idare edebilecek en azından fizikte olarak duracağı yeri bilme açısından, deneyim açısından önemli bir oyuncu Joe Burrow geçiş dönemi için. Ama Beşiktaş'ın daha kaliteli bir takıma evrilmesi için daha günden güne daha bir daha kaliteli, daha ligde fark yaratan bir takım olabiliyor olması için mutlaka iki stoperden bir tanesinin gerçek anlamda lider karakterli, üst düzey bir kalite, üst düzey bir oyun kurma becerisi olacak bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu da belki yazın artık bu geçiş yapılacaktır. O geçişe kadar da Joe Vurul 5 yaşın savunma altına katılacak. Mevcuttan iyi. Ama en iyi senaryo 2-5 yaş için çok yeterli bir savunma hattı hala yok. Özellikle stoperler anlamında. Böyle benim Joe Jovor hakkındaki ön bilgilerimi sizlerle birlikte aktaracağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi akşam da canlı yayında tekrardan zaten bu konuyu bir kez daha konuşuruz diye umut ediyorum. Şimdilik hoşçakalın.